Şimdi bu siyez buğdayıyla yapılmış bir e, ekmek bakın şimdi normalde ekmek nasıldır biz şimdi normal beyaz aldığını pat bu hocam bunun sertliğini ben göstermek istiyorum bütün gücümle şu anda görüyorsunuz bastırıyorum bayatlamaz da bayatlamaz bütün gücümle bir yani bir hafta durur şimdi bak ben değerli izleyicilerimize söyleyeyim ben ne yapıyorum siyez buğdayı Tamam yapılmış ekmek, kavlıcadan yapılmış ekmek, karakılçıktan yapılmış envai çeşitlerini görecekler. Çok az kaldı yani bunun için gerçekten e, çok ciddi bir mücadeleler veriliyor. Kolay bir şey değil bunları harekete geçirmek Hüseyin yani. Hani Anadolu'nun bir lafı vardır. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla olmuyor bunlar. Evet. Yani icraat yapmanız lazım. Sistemi harekete geçirmeniz lazım. Yıllardır oturtulmuş bir düzen var. Bu düzeni yavaş yavaş değiştirebiliyorsunuz. Allah tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendiden razı olsun. Çok büyük manevi destekleri var. Şu ekmeğin Bugünlere gel çok daha iyileri gelecek. İnsanlar nasıl bu bunu bunu görecekler? Şimdi bakın burada yani ülkemizde bu ek... ararsak bulabiliyoruz hocam. Tabii. Önemli olan çoğalması. 11 Tabii. dakikamız var. Küre geçeceğiz Peki. burayı topluyorum. geçelim Hüseyin. Toparlıyorum. Şimdi siz ekmeği fırına veriyorsunuz. Pişirme süresi ya. 10 dakikada ekmek çıkıyor. 10 dakikada ekmek mi çıkar? Çıkartabilmen için glutenin yüksek olması lazım. E ondan sonra yok çölyak, yok efendim gluten alerjisi, İşte bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bütün söylemek istediğim. Kavluca buğdayının mayalanma süresi 14 saatmiş hocam. Tabii bu saat. alıyor. Kolay değil bu emek isteyen, emek bir, isteyen şey. bir şey. Bakın buğdaya dokunmayın. Buğday çok farklı bir şey. Yani bu ekmekleri gerçekten bunlar e, göründüğünde marketlerde ben... hocam bu lüks marketlerde satıyorlar ya ismine de yok Alman ekmeği yok hani ya da yurt dışına gittiğimizde görüyoruz. Bunlar ülkemizde olan e, arandığında da bulunabilen ekmekler. Tabii.